Ekonominin canı cehennemi battık. Niye böyle oldu mu? Niye mi? Bence yöneticilerden. Bütün suçluyorsunuz. Evet. Nasıl düzelir peki ablacığım bu durumlar? Vallahi bizim insanlarımız böyle olduğu sürece hiçbir şeyin düzeleceği yok. Bizim insanlarımız nasıl sence? Genel at bakışlı insanlar. 20 yıldır aynı kişi yönetiyor. Neyi veriyorsun? Verme. Verme kardeşim, adam yönetemiyor. Battık. Çoluk çocuğumuza bakamıyoruz. Kiralar tepelendi. Güya kira %20 zam olacak. Ne 25. %20? 25. 30 olsun ya. Vurdukça milletin sırtına vuruyorlar. Şimdi ev sahibi mahsusta evi vereceğim, şunu vereceğim, çıkarıyor evden. Mahsustan 5-6 milyar. Askeri ücretle alan bir kişi nasıl geçinecek bu? Nasıl geçinebiliyorlar? Hiç geçinemiyorlar kardeşim, bir ben. Geçinemez. Öyle bir şey yok. Batsın, devleti de batsın, milleti de batsın, hepsi de batsın. Peki bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim, hiçbirinden yana kullanmam. Neden ablacığım? Bu senin söylemin gibi çok... Yok ki, adalet diye bir şey yok ki. Herkes kendine yaşıyor. Anladın mı? Millet eziliyor, vatandaş eziliyor, gariban eziliyor. Hiç kimseye bir şey olmuyor. Peki ablam, teşekkür ederim. Ekonomiyi soruyorum arkadaşlar. Abi ekonomi berbat. İşte neden berbat? Abi. Ablam buyur gel konuşalım. Ekonomi gel. Sanki gel yanıma. Gel lan yanıma. Oğlum kanala çıkaracağım seni, gel. Abi valla ekonomi biz zaten bitiz. Nasıl bitiksin? Onu bir öğrenelim. Abi çocuğum var şimdi 3 yaşında. Allah bağışlasın. Abi cümlemizin abi. Asgari ücret alıyorum. 4 milyar kira veriyorum. 1000 lira doğalgaz. 200-300 lira elektrik. 100 lira su. Para bitti. Yetmedi ki. Evet. Doğalgazı ödedim. Elektrik, su. Telefonlar var. Çocuğun bezi, ıslak peçetesi. Yiyeceğin, ulaşım. Onları hadi saymadım. Ekmek ya abi evde kuru. Nasıl geçinebiliyorsun peki? Abi neler yapıyorsun? Yani? İşte 4 aylık kira duruyor. Ev sahibi diyor. Ne zaman vereceksin? Abi vereceğiz. Artık bu durumlara mı geldik? Abi geldik valla. Dış ülkeye kaçabilirsek kaçacağız. Bak. Çocuğun olmasına rağmen sen de diyorsun ki dış ülkelere kaçalım. Kaçacağım. Dolar hesabı. İşte şimdi bakan bir aracının sayesinde denizcilik okuluna yazıldık. Yurt dışına atabilirsek abi gemiden de ineceğiz, kaçacağız. Nasıl düzelecek bu durum? Hep kaçmayı düşünüyoruz ama. Abi düzelmez ya. Neden düzelmez? Mevcut iktidar sence düzeltemez. Başteki değişmesi lazım abi. Değişimden yanasın. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Valla ben Muharrem İnce'ye atardım ya. Neden Muharrem İnce? O biraz daha böyle net konuşuyor abi. Öbürküler yine MHP, normalde MHP'ciyiz de Tayyip'in işbirliği yaptı, bıraktık, onu da bıraktık. Artık MHP'lileri o yüzden mi bırakıyor MHP? Bıraktık abi. Yani kendi olsaydı tek olurdu. Zaten yani iş desen zaten yok. Adam zaten... Hiç beğenmemezlik var diyorlar. Yok abi, ben ilkokul mezunuyum. Adam tekstile bile almıyor beni. Ortacıya alıyorsun. Günlük 50 milyon 100 milyon para veriyor. Ne yapayım ben onu? Bir yere işe gireceksin, adam ne okulu mezunusun? İlkokul. Ha tamam diyor. Biz seni arayacağız diyor. Arama yok. Öyle abi, ya da amelelik yapıyoruz. İnşaat temizliği. Falan. Başka bir şey yapamıyoruz yani. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Ülke ekonomisini nasıl görüyorsun? Benim hayatımda bir şey değişmedi. Asgari ücret arttı. Yani o nasılsak şimdi aynıyız yani. Asgari ücretler arttı ama fiyatlar da bir o biçimde artmadı mı? Tamam, o zaman 2000'di, şimdi 5.5. 2000'li aldığımız mı daha iyiydi, yoksa 5500 lirayla aldıklarımız mı daha iyiydi? Ama ben şu an daha mutluyum. Şu an daha mutlusun. Evet. Sizi mutlu eden şeyler neler? Baba. Evet, en güzel cevap buydu. Ablacığım sen nasıl görüyorsun? Bana sorma. Niye ablam? Ben memnun değilim, evet. Neden değilsiniz? Bunu soruyorum. Değilim yani, artışlardan dolayı memnun değilim, evet. Bunların sebebini neye bağlıyorsunuz? Neden bu kadar fiyatlar arttı? Ya da nasıl düzelir diyeyim ben size. Ya Allah, bilmiyorum. Mevcut iktidar sizce düzeltebilir mi, yoksa bir değişim olmalı mı? Bence bir değişim olmalı. Peki bugün bir değişim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanmayı tercih ederdiniz? Şimdi düşündüğüm kadarıyla hiçbiriyle. Neden hiçbiri? Yani. Ya da sizin siyasi görüşünüz ya da sizi nasıl cezbedebilir? Bir lider diyelim. Şu an öyle bir lider göremiyorum. Kafalar karışık mı? Aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Abim sana da sorayım. Niye abim, ekonomiyi soruyorum. Ekonomim Allah yardımcımız olsun. Amin cümlemiz de işte, niye böyle olduk onu soruyoruz. Ekonomi kötü abi. Niye kötü? Her şeye zam var. Her şeye zam var. Neden oldu bu kadar? Zaten asgari ücret 5500. Bu zamla olmaz abi. Yetmiyor zaten hiçbir şey. Evler zaten 3000 4000 lira olmuş. Nasıl düzelecek peki? Abi yönetim değişmesi lazım. Değişim. Düzelmez. Değişim olduğu zaman her şey düzelir mi? Zaman zaman değişecek yani o zamanında. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanmayı tercih ederdin? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Aday değil ama. Aday değil ama daha iyi yönetiyor Ankara'yı, görüyoruz biz zaten. Eğer aday olmazsa Mansur Yavaş kim olur? Kime verirsin? İyi olan çıkarsa veririz yani. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seni takip ediyorum zaten. Eyvallah, sağ olsun. Ekonomiyi soruyorum abim, nasıl görüyorsun? Ekonomiyi çok güzel görüyorum kardeşim. Güzel gördüğümüzü anlatalım abi. Neler güzeldir sana? Neler güzel. Mesela şöyle bir çevremize bakın. İnsanlar aç susuz geziyor. Ama bu ekonomi çok güzel. Ekmek 5 lira. Ekmek 5 lira normal diyor.
seviyorlar. Normal mi? Sence güzel. De normal mi abi? Reisimiz sağ olsun diyorlar. Demek ki normal. Seven yaranıyor. O şekilde devam ediyorlar. Senin görüşün nedir abi? Benim seven görüşüm... yaranıyor dedin evet. Eyvallah. Ben onlara katılmak zorunda kalıyorum. Niye zorundasın? Ya zorunda derken fikir olarak değil. Hani görüş olarak. Neden katılmak zorundasın görüş olarak? Hayır katılmak şöyle. Hayır öyle dediğin için söyledim ben sordum zaten. Ya, görüyor, başka seçenek kalmıyor ki. Niye abi seçenek kalmıyor? Adama ekmek 5 lira diyorsun şu anda. Evet. Ekmek 2000 lira olması için o adamı nereye kadar ikna edebilirsin? Edemezsin. İkna da etmeye uğraşmıyor. Sonuçta ben de ekmeği 5 liradan alacağım. Mecbursun. Ha, mecbur lan. Ben de ekmeği 5 liradan. O yüzden hayat güzel. Her şey güzel. Ekonomi güzel. Almanya bizi kıskanıyor. Anladın mı? Her şey güzel devam ediyor. Artık böyle deyimlerle mi geçiştiriyoruz abi? Hayatımızı böyle mi sürdürüyoruz? Ya şöyle bir şey. Şimdi dünya geneline baktığın zaman bütün Müslüman ülkelerde bu tür şeyler olağan şeyler. Ne tür şeyler? Müslüman olan ülkelerden. Yani bu tür. Ye iç şükret. Tamam mı? Çünkü dünya geneline baktığın zaman ne kadar Müslüman ülke varsa halkı fakirdir. Liderler hepsi zengindir. Doğru. Tamam mı? Bunların hayal ürünü bir cennet cehennem tutturmuşlar. Adam ne diyor? Ben şükredeyim. Peygamberimiz de fakirdi. Peygamberimizin hırkası şöyleydi. Ulan sen Beymen'den giyiyorsun. Peygamberin hırkasını millete örnek gösteriyorsun. Sen İmam Hatip diyorsun. Çocuklarını nerede okutuyorsun? Nerede okutuyorsun? Millet bunu bildiği halde şimdi de adam diyor ki bu Ramazan şehirlerinde bu şarlatanlar çıkıyor vaaz veriyor. Diyor ki işte Peygamberimiz diyor çölde giderken diyor devesinden indi kölesini bindirdi. Millet de ağlıyor mağlıyor. Bir tanesi de demiyor ki ya arkadaşım madem bu peygamberse niye köle kullanıyor? Anladınız mı? Yani şükredin. Köleliğe bir razı olun. Ne vardır? Kafalar öyle almış gidiyor. Bakın mesela bir ateist bir insana sorduğun zaman bunlar Müslümanım diyorlar. Allah'tan korkmuyorlar. Müslümanım diyorlar. Allah yokmuş gibi yaşıyorlar. Şimdi ateist bir insana sorduğun zaman Allah'a inanmıyor ama Allah varmış gibi yaşantısına devam ediyor. Allah'a inanmıyor ama Allah'tan korkuyor. Bunlar Müslümanım diyorlar ve inandıkları halde tecavüz bunlarda, hırsızlık bunlarda, aklından kadına şiddet bunlarda, 9 yaşındaki çocukla evlenmek bunlarda. Ve bugün bir tane ateistin ya da Allah'a inanmayan bir insan bunlar yapacağına inanmıyor ya da ülkesine ihanet eden bir solcuyu gördünüz mü? Bugün ülkesinde ne kadar şeyleri varsa bunlardan kaynaklanıyor. Bizde ama hep solcular abi biliyorsunuz ki ülkeyi mahveder diyorlar. Yok ya öyle bir şey olur mu ya? Ne alakası var? Öyle demiyorlar mı abi? Hiçbir solcular bu zamana kadar kim ne yaptı ki bu zamana kadar? Abi 80 yıldır zaten yok. Yok yani hiçbir solcu bir yani solcuya bu zamana kadar yani ülkeyi yönetti mi bir şey oldu mu yani? Bir Ecevit geldi işte o da koalisyon hükümetiyle geldi baktığımız zaman. Ya zaten bu ülkede hep zaten ne yaptıysa hep sağcılar yaptı. Yani sağcılar yaptı yani kim yaptı bu ülkede? Hep sağcılar, hep kölelik sistemi bunlar da. Faşistlik her türlü sistem bunlar da kardeşim. Biz abi aslında bu kavramları mı çok kafaya takıyoruz? Sağcılık ve solculuk meselesini. Ya ülke açısından bakmayıp siyasi partiler açısından mı bakıyor? Ya ne bileyim kardeşim adam şimdi solcuyum diyor. Adama farklı bir gözle bakıyorlar. Yok solcusun, yok işte farklı bir insansın, yok solcusun işte ne bileyim. Yani insanları dışlıyorlar kardeşim. Kutuplaşmışlar yani artık kutup. Yani bu eskiden böyle bir şey yoktu. Halk arasında bu kutuplaşma var mı abi yoksa siyasiler arasında mı bu kutuplaşma sence? Halk arasında da var. Var var. Yani halk arasında siyasiler yaptı bunu. Kutuplaştırmayı siyasiler şeyler yaptı yani. Sen işte bana oy vermiyorsun, sen busun, ihanetsin, vatana ihanetsin. Yani bunlar hep bu sistemlerden çıkıyor. Yani bizdenciler ve sizdenciler mi olduk? Evet, aynen öyle. Abi, aynen kardeşim. Peki, nasıl düzelecek abi bu durumlar? Dediğin bizdencilik ve sistem. Yok, düzelir. Abim düzelmez, sen düzelir. Hemen geliyorum abi. Düzelmez. Hükümet giderse düzelir. Giderse dedin düzelir. De, yerine gelen de bu ülkeyi düzeltemez. Hiç kimse bu ülkeyi düzeltemez tabii. Şu ekonomiden sonra. Neden abi böyle düşüneceğim? Ya bugün bakıyorsun bütçede hiçbir şey yok. Bugün ülkenin ekonomisi tekel ürünlerle dönüyor, doğru mu? Nereye kadar dönecek? Gittiği yere kadar. Gittiği yere nereye kadar gidecek? Çark nerede patlarsa. Çark illaki bir yerde patlayacak. Öyle mi yani? Bu ülkenin ekonomisi zor zor. Bu ülkenin ekonomisi nasıl düzelir? Bugün şimdiye kadar görevi yapmış bütün üst düzey yetkilileri, bunun cumhurbaşkanından tutun da en milletvekiline kadar. Çaldıkları değil mi? Bütün mal varlıklarını çıkartacaksın ortaya kardeşim. Kim kimlerden ne kazanmış, ne yapmış, ne etmiş. Bu adamın 4 tane gemisi var. Aldığı milletvekili maaşına mı yaptın bunlar? Hepsini el koyacak. Yüce Divan'da hepsini yargılayacak. Hepsi yargılayacak. Bak ekonomi nasıl düzelir? Nasıl düzelir? Başka çare bütün yok. Mal varlıklarını el koyacaksın. Ama bunu bütün siyasileri. Bunu yapacak Amerika'da da birisi yok yani. Zannetmiyorum. Peki abi. Herkes herkesin açığını kapatıyor. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanmayı tercih eder? Kimden mi? HDP'den verirdim ben. Neden HDP diye sorsan? Neden verirdim? Dürüst bir parti. Ama Selahattin Demirtaş çok zeki, akıllı bir insan. Ne yaptığını bilen bir insan. Ne dediğini bilen bir insan. Bunlar gibi yalanı dolanı yok. Düzgün bir insan. Hoşuma gidiyor. Abicim sen peki bugün bir seçim olsaydı? Ben iyi partiye veririm. Yani. Neden iyi partiye?
Benim görüşüm öyle. Yani benim görüşüm öyle. Biraz da ben de yani MHP'ye biraz şey yapıyordum ama yok yani. Yani milliyetçilik değil yani MHP'nin de. Ben iyi parti ediyorum yani. Benim görüşüm öyle. Yani uyum ona. Peki abicim çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Abi sana da sorayım. Benim uyum belli hemşerim. Yok oydan değil abi. Ben ekonomiyi soruyorum. Ekonomiyi anlatmaya gerek yok ki adam. Görüyorsunuz yani ülkenin halini. Neden böyle abi? Neden? İyi midir? Yönetim hatası. Sen araba sürmeyen adama uçak sürdürürsen böyle gümler. Yani demek istedim yani oyumuz belli bizim. Biz demiyoruz ki önceden buna veriyor. Ben vermedim rahatım elim mesela. Ben bu adama oy vermedim. Vermem de yani. Benim oyum belli yani. İstanbul seçimlerini kaybettikten sonra tamamen çuvalladı. Yani onun derdi şu anda Ekrem İmamoğlu. Onun derdi yok ki ülkeyle alakalı. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'na ceza verildi mi? Şu bu. Yani bir sıkıntı o. Yani ülkede ona göre hava hoş. He öyle yani. Bize göre havalar nasıl? Bize göre yani hepimiz sıkıntı çekiyoruz. Görmüyor musun şuraya? Baksana şuraya bak. Et olmuş 200 lira yani. Bugün yine zam geldi ete süte mesela. Yani evet. Adamın umurunda değil. Adam bizden resmen dalga geçiyor. Faiz kararları gene düştüğü için yani biliyorum. Biraz daha yükseliyor. Yani bana göre gidecekler için fazla uzatmaya gerek yok. Bana göre kaçacaklar. Onu da söyleyeyim. Niye kaçsınlar abi? Kaçacak adam suçlu adam çünkü ülkeyi ihanet etmiş adam. Yani hepsi kaçacak bana göre. 7 uçakla Amerika'ya gidiyor. Sen gitsene şuradan. Tabiye binemezsin. 7,5 lira minibüs. Resmen dalga geçiyor. Yani bu böyle bir yönetim. Yani o kadar yani. Diyecek bir şey yok. Peki abi bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana koyuyorsun? Benim oyun belli. Ben sol partiye veriyorum her zaman yani. Elimde rahatım yani. Vermedim. Neden sol parti? Öyle yani bir de onu deneyelim. Eğer ki o da başarısız olursa sıradakini deneriz yani. Bunun kim iyi yönetirse o. Yani önemli olan o. Mantığın buna mı dönmesi lazım? Böyle? Evet. Bir değişim şart yani. Bunları yok. Peki abim teşekkür ederim. Ekonomiyi soruyorum. İyi midir? Kötü müdür? Geçinebiliyor muyuz? Geçinemiyor muyuz? Bunu soruyorum ama. Tamam oğlum. Geçinemiyoruz. E tabi başbakanımız da iyi. Çünkü her şeyi bilen bir insan. Ama geçinemiyoruz diyorsun ama. Geçinemiyoruz. Ne yapalım oğlum ya? Ama kim sorumlu bundan geçinemiyorsa? Valla ben başbakanımı da suçlamıyorum. Ama bizi yönetenler kim anne? O. Bizim bu başbakanımız Erdoğan. Bizi yönetenler bizim de iyi geçinmemizi sağlamak zorunda değil mi? Oğlum o elinde bu kadar geliyor. Anne o zaman biz niye seçiyoruz? Oğlum ben... Madem herkesin elinden böyle geliyor biz de o zaman herkesi yönetebilir diyebiliriz. Oğlum şöyle. Yo başbakan çok zor bir şey. Öyle kolay gibi değil. Seni yani dedikleri gibi değil. Benim dedikleri gibi değil. O yabancı gidiyor konuşuyor Türkiye. Evi içinde 2-3 tane çocuk zor yani toparlanıyoruz. Oğlum hele bu o savaş oldu. Savaş bizde olmadı. Yo o vurdu. Rusya Ukrayna. Yo onda değil. Suriye. Bir kez vurdu ya. Bir kez şehidiz oldu ya. Bir kez o hangi köprüde dedi. Unuttum ya. Ama ben şunu soruyorum işte. O sana boşa çıktı. İnşallah yoluna girer. İdare edelim oğlum ya. Nasıl idare edeceğiz anne? 5500 lirayla idare edebiliyor musun? Geçinemiyor musun işte mesela? Burada da yumurta var ya. Yumurta 2'ye alıyordum. 2.500.000 oldu şaşırdım. Ekmek 5 milyon oldu o da şaşırdım. Bir şey de demiyorum. Ne diyeceğim oğlum? Ama geçinemiyorsan anne bunun sorumlusu kim? Başbakanım bu söylüyorum. Babam o kadar karayolda çalıştık ya. Terledi çalıştık yaz için. Şu anda 3 milyondur dedi veriyor. Ama onda isterdim 4 milyon olsaydı memnun olurdum. Hiç olmazsa o itiracım görürdü. Anne 5500 lirayla ihtiyaç göremiyoruz. 4000 lirayla nasıl görecektin ihtiyacı? Ne yapalım oğlum? Tasarruf ediyoruz. Ne yapalım? Ya? Hep bu tasarrufu vatandaş ediyor. Ama bak diyorsun tasarruf ki. Tasarruf. Ekmek alıyorum. Çöpe atamıyorum. Ama inan çöp tarafında çok görüyorum. Ekmek içim yanıyor. Yapmasınlar. Lütfen yapmasınlar. Madem bu kadar buharlık var. Bu kadar yoksulluk var. Yani bir tane alsın, iki tane alsın o kadar çöpe gitmezsin. Anne yoksulluk var diyoruz. Biz zekat topluyoruz. Müslüman ülkelerde zekat da toplanıyor. Neden biz hala fakirlik çekiyoruz? Daha doğrusu Müslüman ülkelerin tamamı fakirlik çekiyor. Neye bağlıyorsun? Oğlum ben sana bir şey söylüyorum. İnsanımız var ya mesela böyle kıskanç. Kim kıskanıyor? Mesela bazı insanlar öyle. Hep birbirine severse, hep birbirine kucularsa, namaz, oruç her şeyi yaparsa Allah bereket koyacak. Ya annem yapıyor musun bunların hepsini? Yapıyorsun sen. Yapıyoruz ama yeni de eksikimiz var. Ne gibi eksiğin? Namazını kılmıyor musun? Kılıyorsun. Eksiki var. Mesela ne bileyim. Belki çocuklar benim dediklerimi yapamıyorlar. Ama sen yapıyorsun. Normalde senin o zaman dediğin gibi iyi olman lazım. Hepsi bütün aile yapmaz. Ben sana demedim mi? Bak bu başbakanımız bu kadar yani toparlanıyor, idare ediyor ya. Ben sana önce demedim.
verdim mi? Ben bir aile içinde 2-3 tane çocuklar zor toparlanamıyorum da bile. Ama çocukları... Yani bu başbakan halal olsun. Ama çocukların toparlayamadığın zaman ne yapıyorsun? Ne yapayım? Herkes benim dediklerim evi içinde yapmıyorlar oğlum. Başbakan iyi. Benim konuştum mu bu kadar oğlum, başkası konuşsun. Başbakanım elimi öpüyorum, Allah'a emanet olsun. Bizim bütün insanlarım Allah'a emanet olsun. Amin, 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 amin. Allah bolluk versin, bereketlilik versin. Başkanı söyle. Her şeyi de versin. Amin, hepimize anne. Hepimize. Evet evet, bütün insanlara versin oğlum. Tabii ki de. Tek başımıza değil zaten, hepimiz. Yo, birimiz hepimiz. Aynen öyle. Hepimiz birimiz. Aynen. Biz Türk'üyüz oğlum, bizim bayrağımız belli yani. Sağ ol annem. Sen de sağ ol. Allah'a emanet olun. Sen de anneciğim, sağ olasın. Ekonomiyi soruyorum efendim. Nasıl görüyorsun? Ekonomi berbat. Neden böyle efendim? Neden olacak? Yukarıdakilere sormak lazım. Biz soramadık. Soramadık. Biz de inşallah sandıkta soracağız. Bu nasıl düzelir efendim bu durumlar? Nasıl düzelecek? Mutlaka yönetimin değişmesi gerekir. Çünkü bu yönetimi 20 yıldır deniyoruz. İleriye gideceğimize daha çok geriye gittik. Gençlerimiz bir kere tarım yok. Üretim yok. Hayvancılık yok, affedersiniz. Hiçbir üretim, hep dış ülkeden alıyoruz. Bizim ürettiğimiz hiçbir şey yok. Ancak insanlar birbirine giriyor açlıktan. Herkes intihar ediyor. Etmeye başladı. Üstüne döküp bu şeyleri, yabancıları getirmeleri. Afganistan'ı yok, şurası. Somali'ye kadar var. Herkes var. Onların gelmesi gençlerimizin önünü kesiyor. Bir üniversite talebesi okulu bitirdikten sonra kendi işini yapmak zorunda mı? Yoksa İstediği gidip, olur zaten. Yoksa gidip onu diyor çalış, garsonluk yap. Ya kardeşim, bu kaç sene emek veriyor. Benim oğlum 3 üniversite bitirdi. Kıbrıs'ta çalışıyor. Niye Türkiye'de çalışmıyor? Niye Kıbrıs'a gidiyor? Ya vatanına hizmet için okudu. Gonca okulu. Onun için insanların aklını başına alıp gençlerinin önünü kesmemek için. Bu gençlerin hiçbir geleceği yok. Bak evlenemiyorlar. İş bulamıyorlar. İş bulsalar da asgari ücretin altında çalıştırıyorlar. Denetim yok, bir şey yok. Yani çok berbat. Ne diyeyim? Peki bugün bir seçim olsa annem. Sen dedin değişimden yanayım ama dedin. Evet. Bir seçim olsa oyunu hangi partiye veya hangi kime kullanmayı tercih ediyorsun? Olmasın da. Yani evet. Ben bana sorma arkadaş, beraberiz. Bu olmasın da hakikaten kim Allah korkusu olup adalet, en büyük adalet zaten adalet. Dinle aldattı insanları. Dinle aldattı. Adaletli insan. Elhamdülillah Müslümanız, biz ondan önce kafir miydik de o geldi dinimizi evet. Bize şey yaptı. Yani Müslümanlığı diyorlar Müslümanız. Ki başımız açar. Ben kardeşim kaç sene yıllardır başımı kimse bana aç veya kapa demedi. Hiç kimse karışmadı. Kapasan da bir şey demiyor. O siyasi bir durum oldu. Hep onu koz olarak kullandılar. Ben mesela sol görüşlü bir insanım. Ben Atatürk kadınıyım. Ben inkılapla Atatürk'ün yolunda giden herkese oy veririm. Bu adam ölene kadar cephede savaşmış. Kendine zaman ayırmamış. Bir sürü topraklar kazanmış. Hem iç hem dışla uğraşmış. Dünya kadar fabrikalarımızı kurmuş. Diyanet işlerini yapan o. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren o. Ona küfür edenler, onu aşağılayanlar, onlara oy vermek zorunda değiliz. İmam Hatip okullarını Atatürk kurdu. Kurdu. Cinayeti Atatürk kurdu. Bu nasıl Müslüman değil de kuruyor? Nasıl Müslüman değil ya? Hele ölmüş yani, Atatürk'ten üstün görüyorlar. Atatürk bir tane liderdir. Dünyada tek yenilmeyen, yenilgi almayan bir komutandır o. Nasıl olur da ona öyle kötü konuşulur? Yani ben eğer AK Parti'yi tutsaydım, yani ki tuttuk bir ara, böyle Atatürk'e küfür eder, inan en koyu AK Partili olayım, asla oy vermem. Bir ara dedin tuttunuz. Vazgeçmenizin nedeni neydi? İlk sene. İlk sene. Dinamit dedik. Bir şeyler bekledik. Bekledik ama söz verdi, ne dedi? Yokluğu, yoksulluğu kaldıracaktı. Ne oldu? Ben öyle diyelim dedi. Çaldı. Bir yüzükle geldim, bir yüzükle dedi. Şey yaparsam çalmasını bilecek. Fakir bilmem şöyle olacak. Ya hiç hepsine karnımız tok. Bir seçim olsun. İnşallah bu sefer de bir sol parti deneyelim ya. Hangisi olursa olsun. Bir denemekte fayda var. Evde bir tek başkanlık sistemiyle olur mu? Evde bir karı koca, erkeğin sözü geçerse o evde doğru düzgün geçim olur mu? Ben kaç senelik... Adalet de olmuyor işte o zaman.
Evde adaleti sağlayamazsın. Evde adalet. Hukuk nerede kalıyor? Kalmıyor. Ama karı koca anlaşıp da birbirlerinin fikirlerine saygı içerisinde değer verirlerse daha güzel bir geçim olur. Ortak yol bulunur. Aynen, ortak yol bulunur. Yani devletin de tek başkanlık sistemini öyle hiç istemiyoruz. Çünkü biz demokrasiden yanayız. Biz cumhuriyet çocuklarıyız. İnşallah cumhuriyet intikam, Atatürk'ün inkılaplarının yolunda gideriz. Öyle bir sistem Atatürk istiyoruz. Atatürkçülük diye 13 yaşındaki bir kızı tecavüz ettiler. O kişilik meselesidir. Ama o Atatürkçülük onun... laiklik diye etti adam. Sonrasında gidip ekşi sözlükle yazdı, dedi ki ben laiklik yapıyorum şu anda. 13 yaşındaki kıza tecavüz ettim, bunu da söylüyorum. Ekşi sözlükle abla. Tecavüz ederken kızı tamam görüntü çekmiş. Tamam da o... Bunlar Sübiyanlara gidiyor, Kur'an kursunda yapıyorlar. Ensar Vakfı'nı da söylesin. Söylesin he. Ensar Vakfı. 36 tane çocuğa tecavüz edildi. Üstü kapandı. Eksan Ensar Vakfı'nda. 34 tane çocuğa tecavüz edildi. Üstü kapandı. Kapandı. Ondan neden bunu açıklamadı? Hani hukuk? Nerede kaldı bu hukuk? Daha geçen hafta televizyonda seyrettim ya. 2,5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip candan atıldı. Onun soruşturması bile doğru düzgün olmadı. Yani bu nasıl adalet? O kadar adalet yıllardır millet adaleti. Ekrem İmamoğlu'na bilmem kime işliyor. Onları. Gazetecilere işliyor. Başka kimseye işlemiyor. İçeride bütün iyi gazeteciler, iyi yöneticiler hepsi içeride. Çünkü ona karşı gelenler hep içeri giriyor. Bu nasıl demokrasi, bu nasıl anlayış, nasıl hürriyet? Anlamadık gitti. Onun için mutlaka yönetimin değişmesi gerekiyor. Peki, çok teşekkür. Gurbetçiyim diye geliyorlar ya, sosyal medyada izliyorum. Oh, Türkiye'de hayat güzel diyor. Cebinde eurolar. Ya dalga mı geçiyor bunlar vallahi be? Galiba olabilir, bilemeyim. Şimdi denk gelsem sen ne diyorsun dayı diyeceğim ya. Kafayı mı üşüttün? Tabii orada euroları alıyorsun. Bir de adam var ya, geldi ülkeyi kötülüyor ha. O Almanya kötü. O zaman yaşama oğlum, gel buraya. Vallahi bak. Kök saldık diyorlar, gelemeyiz. Ya var ya, ben var ya, Avrupalıların yerinde olsam bunların hepsini sınır dışı ederim ha. Nankör herif. Hem altında son model BMW ile Almanya, Hollanda sokaklarında geziyorsun. Çocuk maaşı alıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra euroları cebe indiriyorsun. Vallahi bak, ondan sonra diyor ki Türkler nankör. Gel benim gibi 3 gün yaşa da askeri ücretle gör. Almanya'da şimdi Almanya hükümeti. Boyazda kalmış bunların kafaya valla. Vatandaşlarına bak. Ya bir adam bak, tamam. Hava atabilir. Ya işte falan, euro da kazansın. Gözümüz yok da. Buraya gelip adam geldiği Hollanda'yı, Almanya'yı, İsviçre'yi kötülüyor. Tamam mı? Zannediyor ki bu kötüleyince İsviçre, Hollanda makamları bunu seyretmiyor. Hey yavrum hey, burada Türkiye'de konsolosluk var. Fahrettin bunu söylüyor bizim hakkımızda. 3 gün sonra bir gidiyor oradan bir dedektifler. Sen ne dedin oğlum diyor. Demeyecek mi? Ondan sonra, der mi demez mi onu da ben bilemem. Var biliyorum. Çocuk maaşını cırt keser. Çocuk maaşı alıyor adam. Hani o gurbetçi Şaban var ya, Kemal Sunal gibi. 10 tane çocuk gönderiyor ya. Diyorum ki artık, diyorum kendi ülkemizde turist gibi olduk. Neden bu düşüncedeyiz? Çünkü sağımızı dönüyoruz. Mülteciler, solumuzu dönüyoruz. Mülteciler yani. Her yere doldular yani. Hastanelerde bile öndeler. Hastanelerde bile onlar bizden daha öncelikli. Ne diyelim, ayrıyetten maaş alıyorlar. Yani ne bileyim, onlar bizden şu an daha iyi yaşıyorlar. Ne bekliyoruz aslında? Vatandaş olarak beklentilerimiz, isteklerimiz neler? Karnımızın doyması. Karnımızın doyması. Aynen öyle. Bu genç çocuklarımızın gelecek kaygısı olmasın. Torunlarımızın, gençlerin geleceği kaygımız. Başka bir şey değil. Kaygımız gençler. Bir de diyorlar ki, bak, bir de diyorlar ki Almanlar bizi kıskanıyor. Ya Almanlar bizim neyimizi kıskanacak? Almanya'nın aramızda konuşuyoruz. Almanya'nın arabasını kullanıyoruz. Almanya'nın telefonlarını kullanıyoruz. Almanya'nın elektronik aletlerini kullanıyoruz. Almanya bizim neyimizi kıskansın? Havamızı, suyumuzu, coğrafyamızı, konumumuzu, başka bir şey o kadar. Evet. Bak onlar geldiler mesela. Kiralar nasıl yükseldi değil mi? Şimdi her yerde kira, bakıyorsun Bodrum katlar bile 7-8 milyardan aşağı değil. Adam zaten asgari ücreti var. Adam kira mı verecek? Yiyecek mi? İçecek mi? Çocuğunu mu doyuracak? Yani ne bileyim, hani Tayyip orada oturuyor, sadece ne Bay Kemal, Bay Kemal diyor. Başka hiçbir şey demiyor. Evet. Onu da sarmış bir durumda. Bir çık bir bak bakalım millet. Altın ne yapıyor? Ne yapıyor? Ölüyor mu?
alınır da şey Bay Kemal getiriyormuş. Sanki o işle şey devletin başı. Kusura bakmasın da daha önce ilk çıktığı şeyle o FETÖ'cü adamın adı neydi? Onunla kanka gibiydiler. Çok iyiydiler. Ne oldu? Şimdi? Hepsi kanka. Şimdi bütün FETÖ'cüler işte, orada. Yani... Nasıl düzelecek bu durumlar? Nelerin olması lazım? Valla ilk başta bizim insanlarımızın yani ne bileyim zihni şey olsun. Yani görsünler artık. Görsünler yani. Ya bu adamı yani bu kadar sırtımızda taşıdık. Birazcık da dönüp başkasını denesinler. Birazcık da bir, yani biz başkasını bir taşıyalım. Bakalım o nasıl olur. Ya da biz bu taşıma olayından ne zaman vazgeçeceğiz aslında? Dediniz ki sırtımızda taşıyoruz. Evet, siyasetçileri biz niye sırtımızda taşıyoruz? Onların bizi sırtında taşıması gerekmiyor mu? Aslında aynen veli öyle. Nimet biziz. Evet, oy bizden öyle. Geliyor. Asıl zihniyet burada değişmesi lazım işte. Siyasetçileri demek istiyorum işte. Ha bizim insanlarımıza biraz zihniyet değişirse ne bileyim belki bir şeyler de değişir yani. 5 yaş üstü gitsin. Ama dünya an... düzelecek. Annem siz de 65 yaş üstü. Ben parkta anket yapıyordu bir bayan. İşte soruyor şey yapıyor. Ben dedim ki yanlış anlamazsan bir şey soruyorum. Şu ankette dedim en çok hangi parti daha çok şey oluyor? E dedi burası dedi AK Parti çevresi olduğu için. E dedim abla ben daha ne diyeyim yani bu millet dedim değişmez ya değişmez. Değişti, AK Parti. Gerçekten tek isteğim şu millet yani karnı doysun iyi yaşasın. Şu gençlerimizin de yani gelecek kaygısı olmasın. Benim de oğlum var 17 yaşında. Yani ne bileyim hadi okulu bitirdi diyelim. E şimdi bu çocuk ben evlenecek. Ya ev mi dizsin? Nasıl dizecek? Düğün mü yapsın? Takı mı taksın? Ya gerçekten yani böyle düşününce çok zor. Gerçekten çok. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Vallahi ne bileyim yani hani işte Beral Akşener olabilirdi mesela. Neden Akşener? Ya bilmiyorum hani bir de yani onun dışı yaptığı bana daha şey geliyor. Daha mantıklı geliyor. Yani bir de hani değişiklik iyidir ya. Bir de onu denemek lazım. Yani ne bileyim. O yüzden. Hani onu da gördük. Bir şey olmadı. Biraz da bunu görelim bakalım nasıl olacak. Ya ben demiyorum illa bu olsun. Hangisi hayırlısıysa o gelsin ama şu adam gitsin. Nerede yayılıyor? Medyeli TV, YouTube. YouTube tamam. Evet. Merhabalar. Merhaba. Ekonomiyi soruyorum. Nasıl görüyorsun? Vallahi bir şey göremiyoruz abi. Aç. Gördüğün kadarını sorayım o zaman. Kadar. Bir şey göremiyorsun yani, dedin ama. Kötü, berbat. Neden kötü oldu? Neden berbat veya nasıl düzelir bu durum? Nasıl düzelir? Yani düzelmesi bana göre benim düşüncem imkansız. Yani işini düzgün yapan bir insan gelse bile bu ülkeyi tekrar yani 2 yıl önceki haline getirmesi 10-15 yıldan aşağı bir zaman almaz. O kadar zaman tutar mı? Tutar. Sürer mi diyorsun? Benim düşüncem. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanır? Bugün bir seçim olsa yani sol partilerden yana olacak. Daha önce de yalan yok yani 4 defa da kullandım. CHP'ye verdim. Yine CHP'ye vereceğim. Neden sol parti? Sağdan hiçbir şey görmedik. Yani evvel zamanda şimdi bu 20 yıldır başta. Evvel zamandaki insanlar o zaman Türk lirasının bir değeri vardı. Ya araştırdık. Gerçekten araştırdım. Dolardan anlarsın tabii aslında. Tabii ki. Tabii ki. Yani şu an 18. Kendileri de yani daha 2 gün 3 gün olmadı. İşte haberlerde gördük. 2023 yılı dolar tahmini 21,5 TL olarak belirlendi. Vesaire vesaire. Yani 2 lira aşağısı 3 lira yukarısı. Onlar değişebilir. Artık pek de ilgilendirmiyor. Zaten bu noktaya kadar gelmişiz. Yine şey aynı şekilde. Misal bir arkadaşım evlenecek. Şu an Bağcılar'dayız. Kendisi kiralık ev arıyordu 2 aydır. 4 koldan arıyorduk daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani görmüşsünüzdür yine sosyal medyada 3000-4000 lira istenen evler. Yani evet. Köpek bağlasan 3 günde hasta olur geberir gider yani öyle bir yer yok. Kendisi 6000 liraya kiralık ev buldu. Yani şimdi eşiyle beraber çalışacak da bir geçim sağlamaya çalışacak. E bugün buradan bir ev almaya çalışıyorsun. Ya bakalım Bağcılar'a. En kötü 1,5-2 milyon TL. E bir araç almaya kalkıyorsun 300 bin lira 500 bin lira. Bu da ikinci elle. Ya o da ikinci elle. Kaç ya 10 yaşındakiler. Tabii ki. O da ikinci eller. Yani evleneceksin. Ne bileyim işte düğün hazırlıkları, altın vesaire. Yani 300-400. Yani en kötü 300 bin lira gider. Gider yani. Bunlar bu şekilde. Markete pazara gidiyorsun. Yani her hafta artan fiyatlar. Ben ameliyat oldum misal. Şu an işsizim. Yani bir hafta 10 gündür iş arıyorum. Sağa gidiyorum, sola gidiyorum. Gidiyorum oraya 12 saat çalış. Asgari ücret bilmem ne. Yani yaptırmadıkları da iş yok. Hani asgari ücret diyorsun 5500 lira. Ya epi topu kaç dolar yapıyor? 250 dolar, 300 dolar bir şey yapıyor. Ya bu parayı bak ben açık ve net söyleyeyim. Bu parayı Avrupa'daki bir insanın köpeği harcıyor. Köpeği yiyor köpeği. Yani Türkiye'de pek bir geçim yok. Ben şu an evimde bak benim annem bu yaşına kadar çalışmadı. Çalıştırmadık. 3 aydır annem dahi çalışıyor. Erkek kardeşim var bir tane o da çalışıyor. Babam da çalışıyor. Ben de iş bulayım. Yani yarın öbür gün ben de gireceğim. Ben de çalışacağım. Çünkü yok abi. Yani evim arabanın var misal diyelim hani önceki yıllarda almışsın. Bir depo yakıt 1500 lira. İşe gidip geleceksin. Buna mecbursun. Akbil bas aylık kişi başı 600 lira. 2,5 milyar sadece
evde akbile para veriyoruz. Yani daha söyleyecek çok şey var. Yani ya. 2013-2014'te aldığın arabaya şu anda bir tane cep telefonu ama alabiliyorsun. Bu kadar basit. Şunu son olarak, bu eski yıllarda bu hükümeti destekleyen insanların, ben gördüm, biliyorum, hepsini de tanıyorum. Kendi ailemden de var, yok değil. Ama %90'ı değişti. Yani %90'ı şu anda, hani ilk birinci derece değil, diğerleri de yani sülalendiğim ben size. Neredeyse hiçbiri daha vermeyecek. Yani yemin ettiler yani vermeyecek. Daha tövbe. Ama ben dedim yani iş işten geçti. Artık bundan sonrası ne olur bilemiyorum. Kesinlikle ben bu ülkede bir tane daha iyi mülteci istemiyorum abi. Ben istemiyorum. Ben sağımda solumda. Yani mahallede oturuyorum. Ya ben abi, ya bazılara geliyorlar. Son model arabayla mahalleden geçiyorlar. Bizim insanımız kullanıyor Tofaş abi. Araba. Ya bazen başlayalım. Yani hani yanlış anlamasın sigara, kimse. Abi Tofaş ya 10 bin liraydı ya. Kimse yanlış anlamasın. Hani bazen bir kız kardeşim olmadığına şükrediyorum ben. Yani her gün işte taciz olayları vesaire. 10 yaşında 12-13 yaşındaki çocuklardan son bir yılda kaç tane çocuk dünyaya gelmiş? Bunları araştırmışlar mı? Bunların önüne niye geçmediler? Niye engel olmadılar? Bunlar yani bir adalet ismi var, kendisi yok. Yani ciddi anlamda yok. Bir de bu işte dediğim gibi eski zamanlarda bu şu anki 50'li 60'lı yaşlarda olan insanların kimisinin 2 dairesi var, kimisinin 3 dairesi var, 1-2 arabası var. O zamanlar TL değerliydi. O adam o zaman çalışmış. Normal bir şekilde sağda solda herhangi bir iş yerinde çalışıp bunları yapabilmiş. Bunları yapmış. Bana şimdi geliyor. Adamın 3 tane dairesi var. Birinde kendisi oturuyor. İkisini vermiş 5'ardan 10 bin lira kiraya. 4 bin lira da emekli maaşı alıyor. 14 bin. Bu adam geliyor bana diyor ekonomi güzel. Kardeşim hadi gel. Ben 25 yaşındayım. Ben bugün diyeyim ki evleneceğim. 1,5 milyon ev. Arabası, düğün masrafları minimum 2 milyon. 2 milyon Türk lirası. 5 bin lira, 6 bin lira ya. Yırtınsın. Yırtılayım bak. Mesaiyle çalışayım. 7-8 bin lira sağda solda maaş. Nasıl olacak bu iş? Çok zor. Çok zor değil abi. İmkansız. Akıl almıyor. Yani ben bir hesap yapıyorum. 20-25 yıl buluyor. Abi, 50 yaşından sonra mı gelecek bana o para? Eskiden emekli olduğunda emekli toplu parasıyla bir daire alabiliyordun. Şimdi alabilir misin? Ama şimdi araba alamıyorsun. Araba alamıyorsun şimdi. Yani evdeki eşyaları değiştireceksin. 1800 lira kirada oturuyorum. 3500 lira emekli maaşı oldu. 3000 liraya çıktı kiram. Ben 500 lirayla ne yapayım? İntihar mı edeyim? Yapamazsın. Ne yapayım? Yani varsa çoluğun çocuğun yardım edecek. Yapamazsın. İmkansız. Yani pazara gittiğinde sen de görüyorsun fiyatları. Bir pazara gidiyorsun. 400-500 liradan aşağı para gitmiyor. Sadece pazarını söylüyorum. Market, temel ihtiyaçları. Çoluğu çocuğu olan insanlar ne yapsın? Okuyor. İnanır mısın? Günlük 2 patlıcan. 2 kişiyiz. 2 domates alıyorum. 2 patlıcan, 2 biber alıyorum. Ya bu Allah'tan korkar ya. Müslümanım diyen insan korkar. Ama ben güveniyorum. Allah'ın adaleti de büyük. Allah görmüyor mu bunları? Allah yapıyor diyor zamları. Ya zamların da ne alakası var Allah'ın ya? O zaman indirin diye talimat verdiğin zaman da şirk koşmak olmuyor mu? Olmaz olur mu? Tabii ki oluyor. Tabii ki oluyor. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Biz açlıktan ölelim yani. Ölüyoruz da nitekim. Herkes intihar mı edecek? Ne yapacak bilmiyorum. Şu kağıdı kalem abi 15 lira, 20 lira. Silgi alıyorsun 15 lira. Defter alıyorsun 50-30 lira abi. Abicim bu ülkede şimdi askerliği yapan milyonlarca insan var. Askeri ücretlisine kadar herkes en kral şekilde vergisini ödüyor. Yıllarca çalışıyorsun 3 kuruş emekli maaşı alabilmek için. Ama bakıyorsun ki bugün Antalya'da, Muğla'da, orada, burada. Kimler tatil yapıyor? Genelde gurbetçiler ve yurt dışından gelenler. Evet. Araplar abi. Yani Türk insanları neden gidip yılda bir hafta 10 gün oraya gidip bir kafasını dinleyemesin? Yani o da maddi şartlarla doğru orantılı. Ama elin yabancı insanları bunları gelip yapıyor. Adam Japonya'dan da geliyor yapıyor, Rusya'dan da geliyor. Yapar çünkü senin paran 1'e 18 olursa sen de gidersin başka yerde yaparsın. Peki bunun sebebi nedir 1'e 18 olmasının sebebi? İşte yapanlara sormalıyız. Yapanlara soracağız abi. O sandık yine gelecek. Yani paramızın değersiz oluşu aslında ya. Bu paramızın değersiz oluşu bizi bu durumlara getiriyor zaten. Valla ömrümüzün yettiği yere kadar devam. Yapacak bir şey yok. Ama bugün buradan da gitmiş olsak yani gerçekten geri dönmek ister miyim bu ülkeye bilmiyorum. Neden? Gençlerimizin çoğu bunu söylüyor. Ya şimdi şöyle bir arkadaşım var. Babasının İngiltere'de evet kıraathanesi var. Kendisi oraya gitti gurbetçi olarak. Orada yaklaşık 3 yıl çalıştı. Geldi buradan orta segmentte bir daire. 2018-2019 model bir araba sahibi oldu. Aynı şeyleri gelin bugün burada herhangi bir yerde çalışarak kim yapabiliyorsa gel. 10 milyonun varsa yaparsın. O da imkansız. Onun için bir 200-300 yıl çalışmak lazım. Ya ekonomi o kadar kötü ki az önce sen bile mesela yanlış bir şey söyledin. Dedin ki daha önceden mesela bir araba fiyatından mesela şu anda bir telefon alabiliyorsun. Sana şöyle söyleyeyim. Hayır değil. Yok yanlış. Değil. Ben sana söyleyeyim. Şu anda mesela Tofaşlar eskiden 5 milyara alabiliyordu. Şimdi yani 50 milyara telefon alamıyorsun. 5 bin liraya kusura bakma hatasız boyasız alıyordu. Aynen. Şu anda 50 milyara telefon alamıyorsun. Evet. Bak, ben 42
2000 lira ya. O zamanlarda mesela 10 tane tofaş alabilirdin o parayla. Yani ekonomiden bahsedersek yani mesela ekonomiyi bahsetmeyelim yani bitti. Artık ülkeden gençler hepsi kaçıyor bu ülkeden. Neden bu düşünce yapısındayız? Neden artık gitmek istiyoruz? Neden kaçıyorlar biliyor musun? Birincisi artık öğrenciler mesela okuyamıyor. Okuduğu zaman mesela bir yere varamıyor. Mesela herhangi bir meslek sahibi olduğu zaman da atanamıyor. Niye burada dursun ki? Mesela en azından orada dursun euroyla. Euro olmuş 18. Yani buradan yani orada çalışsın göndersin buraya. Selam mı yolladın gönderdi ya? Euroları. Hani buradan sadece beklentim nedir biliyor musun? Selahattin Demirtaş inşallah çıkar. Amin. İnşallah Selahattin Demirtaş çıkar bu ülkenin yarın başkanlığı da olur yani. Benim hiç sıkıntım yok. Senin yok mu? Senin tuzun kuru o zaman. Evet. O güzel bak bunu kabul etmek de güzel bir şey. Evet. Kimse de sana farkındaysan bir şey diyemiyor. Doğru. En azından dürüstçe konuşuyorsun yani. Helal olsun sana vallahi tebrik ediyorum. Kardeşim sen neler söyleyeceksin? Ekonomi hakkında konuş. Bence gayet güzel ya ekonomi. Senin de tuzun kuru? Yok o değil. Nasıl güzel oluyor? Çok güzel. Ekmek ben mesela üniversite okuyorum. Öğrenciyim. Bizim gibi koyunlar olduğu sürece bu ekonomi çok güzel biraz abi. Biraz kenara geldi kameraya engelliyorsun. Ben üniversite okuyorum. Nerede? Üniversite okuyorum ben. Bandırma Balıkesir'de okuyorum. Ev tuttum mesela 4000 lira. Çok Balıkesir. Ucuz değil mi? Ucuz mu? Bence ucuz bayağı. Nerede ucuz ya? Çok ucuz. İstanbul'la aynı. Burada da 4000 lira. Ya bir şey daha söyleyebilir miyim? Bir şey daha söyleyebilir miyim? Mesela Azade Kaya diye bir arkadaş var. Azade Kaya diye bir arkadaş var. Bir şey söylemişti mesela aklımda sürekli mesela onu bilmiyorum. Yani ben onun o söylediği şeyi söyleyeceğim. Hani ne diyor biliyor musun? Diyor ki bir kuşu mesela diyor ki diyor bir odanın içine koy diyor ki önüne 10 tane çuval yem koy diyor ki o kuş yer yer sıçar başka hiçbir şey yapmaz diyor ki baktığın evet. Zaman diyor 10 yıl sonra gel bak diyor o yemler bitmiş sıçmış yemiş. Diyor ki başka bir şey değil. Hani bizim ülkedeki insanların durumu da aynı bu şekilde. Yani bakıyorlar etrafa diyor ki ekonomi kötü ama baktığı zaman ses yok. Yani duruyorlar. Yani biz artık kendi ülkemizde mesela bir şey söyleyeyim mi? Mülteci olduk yani. Hani onu söyleyeyim yani. Hani artık mesela kendi ülkemde Kürtçe konuşamıyorum. Suriyeliler diyor ki burada Kürtçe konuşma, Arapça konuş diyor. Evet. Vallahi bak. Sen dedin ki her şeyi 4000 lira. Çok iyi. Kirayı kim veriyor? 3 kişiyiz, öğrenciyiz. 3 kişi. Aynen. Üçünüz verin. Tek başına olsun? 4000 vereceğim işte, tek başına vereceğim. İyi mi o zaman yine? Şu anda iyi değil ki ya. Ben makara yapıyorum şu an sabah. Anlıyorum zaten. Anlıyorum. Şimdi faturaları da eklesek üstüne kaç para yapacak? 800 lira. Şu anda mı? Hani doğal. Kışı da, kışı yani yakmana bağlı. Yakmayacağız. Böyle mont giyeceğiz, oturacağız. Elektrik, su, ne kaldı geri? İnternetim var. İnternet, doğalgaz da azıcık yakarız belki, azıcık. Yine 1,5 tutar mı hepsi? Tutmasın 1,5 ya, ödeyemem. Tutar. Çünkü tutsun hadi diyelim 5,5. 5,5. Elektrik zaten şu anda elektrik en kötü 300 lira gelsin. Öyle hesap yap. 5,5 3'e bölsek. 3'e bölsek 5,5 ne var? 1800 mü yapar? Yok daha fazla. Kaç para yapar? 1800 yapar. 1800 ona verdim ben. Sigara kullanıyorum. 1800 de sigaraya verdin Ayda. 1000 de sigaraya verdim. 30 lira ya sigara. Yemek yedim. Her gün bir simit yesem. Bütün gün. 5 lira. Bir tane yiyeceğim abi. Tamam. 150 de o yapsa. Sen hala 1 lirada kalmışsın simit. Az önceki anlattığım kuş meselesi niye anlattım biliyor musun? Bir koyunu mesela uçurumdan at. O koyunların hepsi arkasından atlar. Mesela biri çıkar ne der biliyor musun? İslam üzerinden siyaset yürütür. Der ki bunu bize yaptıran Allah'tır. Ondan sonra o sürü hepsi onlara mesela ayak uydurarak mesela tekrar aynı iktidara oy verir. Yani bu olduğu sürece, bu insanlar sürü olduğu sürece bu ülkenin durumu aynı bu şekilde devam eder. İlk önce diyorsun düşüncelerin değişmesi. İlk başta düşüncelerin yani İktidarın değişmesi gerekiyor. Yok abi. İktidarın hiçbir şey yok. Niye? Oy verenler utansın abi. Adam gözünü açamıyor. Bu ülkede 60 yaşından adam 60 yaşını geçti mi öldürün abi. Öyle deme. Öyle şey mi olur? Yok abi. Niye? Annem baban kaç yaşında? Abi. Annem baban kaç yaşında? Anlamıyor. Benim babam 52 yaşında. 60'a geldiği zaman ölmüyor. Onu öldürsünler. Ama anlamıyor abi. Adam gözünü açmıyor. Geliyor telefonunu çıkar. Telefonumu çıkartayım ne var amına koyayım telefonda. telefon her şey. Abi telefon şu an ama telefon şu anda günlük bir ihtiyaç gibi hepimiz abi. Yani hayatımızın bir parçası benim kolum gibi bir telefonum. Ben aileme sevdiklerime bunun sayesinde ulaşıyorum. Doğru. Evet. İhtiyaç oldu. İhtiyaç ama telefonunu çıkar. Telefonla ekonomiyi bağdaştıramazsın ki sen. Ben bir genç olarak anlamayanı öldürsünüz. Anlamayanı öldürsünler abi. Ben bir genç olarak arkadaşlarımla bir yere çıkamıyorsam, çıkmakta sorun yaşıyorsam bu ekonomi bu yöneticiler artık dikkat etmeli kendini. Yani yöneticide sıkıntı gerçekten olsa da daha çok sıkıntı altta abi. Ne gibi altta sıkıntı? Yöneticide de sıkıntı var dedin, altta da sıkıntı. Oy vermesin abi. Abi yöneticiyi oraya çıkartan
olan halk zaten. Evet. O halk onu çıkartıyorsa onu indiren de halk olacak tekrar. Yok ama ilerleme var. Az önce metro biraz. Yok abi. Biraz bizim milletimiz hepsi gerizekalı. Az önce metro ile geldim, tamam mı? Gittim bastım, dedim ki baktım kaç para alıyor. Bilerekten girdim. Baktım 14 TL alıyor. Marmaray'da mı? Yok, aynen Marmaray'da. Marmaray'da ama sonra gittiğin kadar iadeni aldın. Yok yok almıyorsun. 14 TL bilmiyordum yani o kadar. Ben şaşırdım, dedim herhalde o kadar almamıştır. Gittim yanlışlıkla dedim ki bir daha basayım dedim. Acaba o kadar. Gerçekten de o kadar alıyormuş ya. Evet. 7 lira da 28 TL zarara girdim orada. Gerçekten sonra geri basacaksın indikten sonra. Gittiğin Marmaray'da gittiğin durak. Marmaray'da öyle. Tramvayda öyle mi? Tramvayda da 7 lira. Şeyde metroda öyle mi? Metroda 7 lira. Normal İETT'lerde öyle mi? Tamam 7 basıyorsun işte. Hepsinde aynı basıyorsun. Hayır tamam, sadece sen şu an Marmaray'ı. Marmaray'da şöyle bir durum var. Avrupa'ya mı geçiyorsun, Asya'ya mı geçiyorsun? Çift taraflı olduğu için mecbur senden 14 lira alıyor. Tamam o mecbur. Tramvay mecbur mu? Tramvay 7 lira alıyor. Tamam efsane fiyat alıyor. Tamam niye o kadar pahalı? Marmaray'da 2 katı fiyatına ama geri alıyorsun. Öğrenciler zaten ailesi günde mesela öğrenciye tamam. 20 TL veriyor. Aileye 110 lira. 110 lira. Ha, öğrenci kartım yok benim. Ben ne yapacağım? Sen çünkü öğrenci değilsin. Ben askeri ücretle çalışıyorum. Bak bizi kıskanıyor. Ben askeri ücretle çalışıyorum. Açık yolculuk yapma, bisiklet al, bisikletle git, boş ver. Ama sonra mesela yerlerde dolayı Avrupa bizi kıskanıyor. Avrupa bizi çok kıskanıyor abi, sen hiç sıkıntı etme. Peki, çok teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun.